Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Biz tatile gidiyoruz ve tatile giderken de yanımızda Our Generation ve American Girl bebeklerimizle biliyorsunuz ki her tatilde götürürüz. Bu yüzden güzel bir bavul hazırlama videosu çekiyoruz. Acaba Our Generation ve American Girl oyuncak bebeklerimizin tatil bavulunda ne var? Hadi hep birlikte bakalım. Bakmayalım çünkü biz hazırlayacağız. Peki bebeklerimizi neye göre seçeceğiz? Biliyorsunuz ki bizde 20'ye yakın oyuncak bebek var. Ve o 20'ye yakın oyuncak bebekten her saatte 3 tanesini götürüyoruz. Ve kendi isteğimize göre götürüyorduk. Ama bu sefer tamamen şansa bağlı. Çekiliş ne yapacağız? Random online kura sistemiyle yapacağız. Ve 3 tane bebeğimizi seçeceğiz. Hazır mısınız? Başlatıyorum. Ve önce bebeklerimizi seçiyoruz. 3 kişiyi seç dostum. Tebrikler Doğa, Melisa, Aylin. Hiç erkek götüremeyecek miyiz? Kabul etmiyorum. Bir daha çekiyorum. Melisa is Alicia. Bir tane bile erkek çıkana kadar seçeceğim arkadaşlar. Segi, Ada, Doğa. Edis. Bu sefer iki tane çıktı ve hiç işimize yaramayacaklar evet. Çıktı. Olmaz. İki erkek olmaz. İki erkek olmaz. Bunu görmedik varsayalım. Bunu da geçelim. Erkek bence yok. Bence kendimiz dur. Şey, Allah. Melis. Ya. Bunu da yok varsayalım ya. Arkadaşlar. Gülçin var. Çünkü evet. Pelin, Kıvanç ve Adam yaşasın. Tabii ki de kura artı düşüncelerimiz çekiliş olmuş oldu bu. Ama gidecek bebeklerimize karar verdik. Pelin, Kıvanç ve Ada. Hadi gelin onları alalım. Kıvanç da bayağı kışlık giyinmiş. Pelin nerede? Pelin sen miydin? Pelin kim ya? Pelin buydu evet. Pelin, Kıvanç ve Bahar mı? Ada. Bahar sandım ya. Ve Adacığım, canım Adacığım, güzel Adacığım. Hoş geldiniz. Bu yıl tarihli üçünüzsünüz. Ve üçünüzle birlikte bu yıl Antalya'ya gidiyoruz. Ama her sefer gittiğimiz yere değil. O yüzden siz ekstra şanslısınız. Normalde göstereyim sizin. Oradaki bebeklerimizin çoğu bizim Antalya'da her yıl gittiğimiz otele gelmişti. Onların da oteli olmuştu artık orası. Ama bu sefer başka bir yere gidiyoruz. Ve siz de bizimle birlikte oraya geliyorsunuz canlarım. Hem de Ceren'in şu anki gösterir misin? Gittiğimiz yer o kadar güzeldi ki. İşte orada gördüğünüz oyuncakları açacağız. Ve açtıktan sonra da onlarla oynayacağız. O yüzden siz ekstra şanslısınız. O zaman ben sizi şöyle şuraya koyayım. Ve videoyu artık başlatayım. 3, 2, 1, kayıt. Bavulumda ne var videosu için? Olmazsa olmaz şey bavul. Bavul alıyorum ve açıyorum. Bugün bunun içine yerleştirmeler yapacağız. Şimdi iki tane kız bebeğim olduğu için iki tane başlık almak zorundayım. Çünkü havuza girerken başlıksız giremiyoruz. Ceylin bu arada biz bu sene nasıl havuza gireceğiz? Maskeyle mi gireceğiz havuza? Biliyor musun? Ben bilmiyorum. Evet. Şimdi yolda giderken boynumuz ağrımasın diye bunu alıyoruz. Zaten biliyorsunuz her tatilimizde olmazsa olmazımız. Bunu her zaman bavulumuzun sapına asarız. O yüzden bu burada dursun. Ondan alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burada çok güzel kum şekillendirici kalıplarım var. Bunları ama ben bavuluma koyup yer kaplatmıyorum. Bunları çantama koyuyorum. Plaj çantamda götürüyorum. Bakın bunda Harmonia'nın yemiş. Şimdi bebeklerim çok kokoş. Zaten Pelin ve Ada gerçekten ikisi de birbirinden kokoş kızlar. Hangi birini alsam bilmiyorum. Şunu almayacağım, bunu da almayacağım. Çünkü bunlar güneş gözlükleri değil. Bu Kıvancın. Bu Kıvancın zaten bunu alıyorum. Bunu alacağım. Bunu da alacağım ama bu da isterler, bunu da isterler. İkişer tane gözlükleri olsun yani bu kızların. O yüzden 4 tane gözlük alıyorum. Bir tane de Kıvanca, 5 tane. Tamam. Şimdi birazcık daha ne yapalım, kamp hayatına dönelim. Şimdi öncelikle şunlar burada bir dursun. Biz bazı günler kamp yapacağız. O yüzden şöyle bir kamp tulumu almam lazımdı. Kamp tulumunu güzelce kaplıyorum ve istifliyorum minicik minicik bir şekilde. Yani şöyle. İşte bu kadar. Bunu da şuraya sıkıştıralım ve kapatalım. İçeride açılıyor kendi kendine. Bunu almama gerek yok çünkü bu evde duştan çıktığım zaman giydiğim bir bornoz. Bunu almayacağım. Onu da havuzdan çıkınca giyerdik. Ama bunu ve bunu alacağım. Çünkü bunlar havuzdan çıktıktan sonra giyilebilecek şeyler. Yastık ya da örtü almıyorum. Orada vardır, kullanırım. Sırt çantası kesinlikle almak zorundayım. Sırt çantanın içine neler koysam? Geri şöyle yakından durun. Bakalım. Bir sırt çantamız daha var. Açıp içine bakar mısın? İçini dök şuraya. Ben onun için özel ayarladım çünkü. Bu yolculuk çantası. Ne? Yolculukta da silgim olmazsa olmazdır. Silgi de olmazsa olmazdır. Gofret. Kimlik kartım. Kitap. Pardon, pasaportmuş. Ama pasaporta ihtiyacım yok ama olsun yanında dursun. Suluğum, içeceğim, elmam, vanilyalı pudingim ve diş fırçam. Vanilyalı pudingi diş fırçasıyla yeriz artık. Ve biletim var. Biletim de burada dursun. Uçakla gitmeyeceğiz ama biletimiz de dursun yanımızda. Yani biri sorarsa biletim var mı diye alıp açıp gösteririz. Arkadaşlar o zaman bu bizim madem tatil, bu bizim yolculuk. Tamam o zaman burada dursun. Tatilde kullanacağımızın içine de
2 tane 60 artı VPS'li güneş kremi koyuyorum. Bir tane de 65 artı 100 için güneş kremi koyuyorum. Şöyle bir tane bilekliğim var. O bilekliğimi de buna atıyorum. Bakın ne unutmuştuk, ne getirdik. Çok güzel bir çift paletim. Olmazsa olmaz. Çünkü gideceğimiz yerde bayağı derin dalışlar yapacağız. Ve çok güzel bir çift terlik. Bunlar olmazsa olmazımdı benim. Şimdi bunlar yanımıza kesin alınacaklar. Peki buradan ne alacağız yanımıza? Çok güzel. Bakın. Bu aslında sadece bir tarz olmak için takılacak bir şey değil. Güneşten korunmak için de, başımıza güneş geçmesin diye de işte bunu takacağız arkadaşlar. Bunu alıyorum. Hani havuzdan çıktım, denizden çıktım, direkt başına güneş geçmesin diye bunu takıyoruz. Şimdi mayolara bakalım. Şimdi mayo bol bol almamız lazım. Oh my god. Kıvancı mayosu yok, şort alacağız ona. Evet. 3 tane mayom var. Alıyorum dönüşümlü olarak yerler. Bu ne? Çok güzel bir örtü. Çok güzel bir örtü. Ne işime yarayacak? Denizde. Piknik falan yaparız belki, evet. denizde. O yüzden bunu yanıma alıyorum. Yine bunu da alayım. Ah, bu ne? Vay canına, çok güzelmiş. Bunu da alıyorum tabii ki de, çünkü şezlongunun yanına koyarım. Ve şezlongunu da almak zorundayım. Nasıl olsa arabayla gideceğiz arkadaşlar. Bunları yüklemem arabaya kolay olur. Şezlongumu da alıyorum. Neler aldığımıza bir bakalım. Bir şezlong. İki şemsiye. Şimdi biliyorsunuz Kıvanç çok başarılı bir öğrenci. Doktor adayı ama aynı zamanda sporda ve sanatta da aşırı başarılı. Zaten sesi çok güzel. Aynı zamanda bir müzisyen. Aynı zamanda bir dondurmacı. Aşçı. Çok güzel yemekler yapıyor. Ve aynı zamanda surf ustası. O yüzden onun surf tahtasını almasam olmaz. Surf tahtasını alıyorum. Kızlar ya şimdi şişme oyuncakları bilmek istemeyecekler mi? Tabii ki isteyecekler. O yüzden ona şöyle bir şişme donat aldım onlara. Şunu kolluk güzelce da alacaktım. Dedim ki gerek yok. Biliyorlardır yüzmeyi. Yoksa bulamadım mı gelin kolukları? Ben bilirim seni. Evet, şöyle şişme donatımızı da aldık. Zaten mayolarımız ve havlularımız burada. Onları güzelce buraya koymam lazım. Mayolarımız ve havlularımız. Çizgi filmler çizgi pat diye kapansa. Kapanmış. Bak şimdi. Görüyor musun şu anda? 3, 2, 1. İşte kapandı zehirinciğim. Daha ne istiyorsun? İşte bunu da buraya asacağız. Daha sonra çantalarımız burada. Herkes bir çantayı sırtlarsa tamam. Biri de bu çantayı alsa tamam. Ellerine de bunları taksalar. Kollarına da bunları taksalar. Tamam. Bunları almıyoruz demiştim. Bakmadığın şeyler var. Bir tarak, iki radyo. Radyoyu unuttun tamamen. Radyosuz bir tatil. Asla düşünemiyorum. Bakın. Bunu da aldık. Tarak almak istemiyorum Ceylin'cim. Çünkü sprey. Bunu da alayım Ceylin. Çok saçma. Alacaksın. Neden alayım ya? Almak zorundasın. Almıyorum tabii ki de. Şimdi o zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Bebeklerimi alıyorum ve hemen kıyafet dolabının yanına gidiyorum ve onları tatillik hazırlıyorum. Hemen ne bana böyle bakıyorsun? Sana bir yemek falan vereceğim mi düşünüyorsun? Ne kuyruğunu sallıyorsun ki? Evet arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle bebeğimin üzerindeki aksesuarları vesaire söküp çıkartıyorum. O şu anda bir şey yapıyoruz falan zannetti. Değişik bir şeyler oldu. Ya da aylar sonra ilk defa benim bu koltuğa oturmamda çok büyük sorun geçirdi. Evet, üstümüzü başımızı bir çıkartalım. Onları yaz tatiline, ama nasıl bir yaz tatiline? Uzun araba yolculuğuna hazırlıyorum. Üçü için de böyle uzun bir araba yolculuğu kombi yapmam lazım. Aynen, çünkü şimdi hırka almak zorundayım. Çünkü yolda üşüyebilirler. Ya da araba kullanan kişiye, yani annemize, eğer hava sıcak gelirse klimayı açar. Ve klimayı açınca arkadaşlar üşüyebilir. Ve hemen hırkalarıyla belki bacaklarını örtebilirler, belki üzerlerini örtebilirler. O yüzden gerekiyor. Şimdi bunları bir alalım buradan ve hemen başlayalım. Kimle başlayalım? Erim'de Kıvanç olduğu için Kıvanç'la başlayalım. Kıvanç'ın kendi üstü güzel bir tercih olacak. Şurada böyle şortlar var. Aa, bu şort onun için. Bu evet, şort onun için havuz alalım. Havuz şortu. Yanımda. Bu da kızların şortu olsun, havuz şortu. Olur. Bunu da şimdi giydireceğim. Bu kızların havuz şortu, bu da Kıvanç'ın havuz şortu. Bavula konulacak bunlar, unutma Ceylin'cim. Şimdilik ben ona bu şortu giydiriyorum yolluk olarak. Güzel bir üst alalım şimdi ona. Nasıl bir üst olsun? Şöyle bir güzel normal tişört alalım. Ki giymesi çıkarması rahat olsun. Yol için pasta, evet, istiyoruz. Ceylin, giymesi çıkarması rahat olsun. Ceylin, pizza da istiyoruz. Bırakır mısın? Giymesi çıkarması... Yolculuk için soğuk içecekler. Giymesi çıkarması rahat olsun. Düğmeli vesaire olmasın ki yattığımız zaman mesela şöyle bizi rahatsız etmesin burada. Hırkamızı da giyelim. Ayakkabı olarak da rahat bir şey istiyorum çünkü ayakkabısını çıkaracak. Hava alması lazım çünkü kapalı bir ayakkabı olsa ayakları kokar ve yolda bizi mahveder. O yüzden böyle şey bir ayakkabı olmalı. Tril tril bir ayakkabı olmalı. Evet, işte tercihlerimizi de bulduk. Özellikle bence erkeklerin ayağı çok kokar. Harmony git. Poyraz'dan biliyorum. O yüzden... Poyraz'dan biliyorum.
O yüzden açık ayakkabı olması lazım. Çoraplı ve kapalı ayakkabı olursa kokar. Çıkartırsa onları da hepten her yer falan bize kokar. Kıvanç hazır. Kıvancı şuraya koyuyorum. Sıra Pelin'de. Şimdi kızlar için elbise kesinlikle istemiyorum. Böyle çok rahat, yine tiril tiril bir üst ve alt istiyorum kızlar için de. Kısa kollu olsun, çok fazla üstünde cabul cabul olmasın, onları rahatsız etmesin. Mesela bir tanesi bu. Diğeri de bu olsun. Harika. Şimdi alt bulalım onlara. Kızlar aslında şort giyse çok rahat ederler. Kızlar da şort giysin. Onlar için de şimdi ayakkabı seçeceğim. Onlar sandalet giysi de olur. Ayakkabı için sandaletimiz yok ama. Evet, bu kombin gayet güzel oldu. Tam bir yolluk kombini oldu. Şimdi bebeklerin ayaklarını ve kendilerini rahatsız etmeyecek sandaletler lazım bana. Neden kendilerini rahatsız etmeyecek? Çünkü giymesi çıkarması kolay olsun. Ben kendimden biliyorum arkadaşlar. Yolda çok fazla ayakkabı giyip çıkartmak istemem. Çünkü hep spor ayakkabıyla giderim. O yüzden de rahat ayakkabılar giymek isterim. Mesela şu olabilir. Çok zor giyiliyor. Gerçekten mi? O zaman şu. O da çok zor giyiliyor. Bence gayet. Zaten düştü. Rahat. O zaman şu. Spor ayakkabı çok rahat. Ve şu. Yok, bunlar rahattır Ceylin. Baksana. Sadece tek bir şey yapacaksın. Bunu açacaksın. Ayağını sokacaksın. Ve bunu kapatacaksın. Gayet kolay. Diğerini de yapalım. Cırt cırt aç. Kokuşmamış ayağını sok. Çünkü sandaletle asla ayak kokuşmaz. Ve tekrar kapat. Bence gayet güzel bir kombin oldu. Tam yolluk bir kombin oldu. Ama biliyorsunuz bebeklerime ne almalıyım? Hırka almalıyım. Ay Ceylin, onu istemiyorum. Sıla ihtiyacımız var. Yok. Var. Nasıl bulacağız yolumuzu? Navigasyon diye bir şey var Ceylin. Hayır. Dağa çıktık. Dağa. Hiç dağa falan çıkmam. Çıkacağız. Evet arkadaşlar. Köye gideceğiz. Köyde internet çekmez. Köye falan gitmeyeceğiz. Gideceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle. Evet. Hırkayı da nasıl hırka giyiş oldu, ben anlamadım yani. Evet şöyle bunu da giydiriyorum. Ve Pelin de tatile çıkmaya hazır. Ve son olarak sıra Ada'da. Bakalım Ada'nın kombin nasıl olacak. Altına yine güzel bir şort giydiriyorum. Yolda şimdi böyle uzun. Ada'nın uğurlu bileziği. Onu takmadan yola çıkamaz. Çıkar çıkar. Çıkamaz. Ceylin, o sıcakta bilezik mi düşüneceğiz Allah'a sen ya? Bileziğin nesi var? Allah'a sen. Evet. Bilezik mi düşüneceğiz Allah'a sen ya? Tam yolculuk için bir gözlüğüm var. Neden numaralı gözlük takayım yolda Allah'a sen Ceylin ya? Yolunu göremezsin önünü. Görelim ya. Zaten tamam. Full uyuyacağım. Şuna telefonunu falan koysun. Evet, o güzelmiş. Şimdi bakın. Son kombinimi de tamamladım. Hemen ayakkabılarımı da giydiriyorum. Ada tamam, bakın çantasını da aldı yanına. Buraya tabletini falan koyacak. Ada'nın yol kombini, Pelin'in yol kombini ve Kıvancı'nın yol kombini. Daha doğrusu uzun yol kombini. Çünkü yaklaşık 9 saatlik. Tabii biz 9 saatte yol 2 ile çarpıyoruz. 18 saatlik bir yolumuz var arkadaşlar. Yani evden çıktıktan sonra 18 saat sonra orada olabileceğiz. O yüzden bence şimdiden hazırlanın bol bol uyumaya. Evet arkadaşlar, 1 saatte gidiyoruz. Lütfen tatilde istediğiniz videoları yorumlara yazın. Ve Pelin, Kıvanç ve Ada için de video fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.